Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Hastam, Mahmut dedemle konuşuyor. Senin Mahmut diye bir deden mi vardı? Yok. Anladın mı? O yüzden ben de gerçekte hastamın iddia ettiği gibi öbür dünyayla iletişim içerisinde olmadığı sonucuna vardım. Biraz karışık oldu ama. Ya senin bu öteki dünyayla ilgili takıntın nedir hocam? Doktor, benim tek takıntım ölülerle konuştuğunu iddia eden hastam ve ona inanan bir takım aptallar etrafımdaki. Peki, ben ne yapabilirim senin için? Vallahi eksik olma, bu yeterli. Böyle muhabbet sohbet, sen işine bak. Benim birazcık saklanacak bir yere ihtiyacım var. Korkmuş gibi davrandım, doktoru görmen lazımdı. Niye öyle bir şey yaptın? Neden? Çünkü eğer hastam ona inandığımı düşünürse annesinin hayaletiyle görüşmeme izin verir diye. Gerçekte var olduğuna inanmadığın hayaletiyle. İyi gidiyorsun. Tamam. İstersen şöyle bir toparlayayım. Evet lütfen. Tamam. Hastamın hayaletler görmesi bir halüsinasyon. Tamam mı? Buraya kadar tamam. Değil mi? Şimdi ben diyorum ki hastamın bu arada annesi, hastam 4-5 yaşlarındayken kalıtsal bir hastalık sonucu ölüyor. Ben diyorum ki hastamın şu anda gördüğü halüsinasyonlar, hezeyanlar hepsi bu kalıtsal hastalığın sonucu. Capito? Yani sen hastanın halüsinasyonlarıyla ilişki kurup onun bilinçaltı belleğine ulaşacaksın. Bravo hocam. Hiç fena değilsin sen de. Bravo. Yani hastam belki annesinin geçirdiği hastalığın ne olduğunu bilmiyor olabilir ama ölmeden önce nasıl bir hal tavır içinde olduğunu biliyordur. Anlatacak bana. Vay. Hocam. Ay. Vallahi. Etkilendim. Ama sen de etkilendin. Kendinden etkilendin. E ne yapayım doktor, yani etkilenmemek mümkün değil. İnsan tamam etkilenmeyeyim diyor, alçak gönüllü olayım falan istiyorsun ama olmuyor, mümkün değil. Müthiş bir şey. Tabii, yok yok, hakkındır. Hakkındır. Değil mi? Etkilenmek. Çok iyi. Eyvallah. Sen de iyisin be. Kadir. Ne yapıyor Kadir? Kadir. Zavallım. Harap halde, sinirleri harap oldu. Psikolojik şiddet görüyor. Senin yüzünden. O iddiaya girdin. Pençe mençe derken de birazcık yıprattık çocuğu. Ama aslan uyuyor içeride kafeste, hiç hareket yok. Dur bakalım. Peki artık kalkayım ben. Bence yeterli bir zaman. Oyunculuğa devam. Hayır. Şu hayaletle bir konuşalım bakalım. Selamını söylerim. Deden burada mı hala? Hayır. Hemencecik döner kızım. Ilık süt almaya gitti. Birazdan gelir. Annem burada galiba. Öyle mi? Burada. Annen şu anda iyi. Onu biliyorum. Bir sıkıntısı yok. Ama sen 4-5 yaşlarındayken hastalanmış. Hayır. Hastalanmadı. Emin misin? Acı çekiyor muydu? Hiç hatırlıyor musun? Yok kızım, hiç acı çekmiyordum. Hayır. Yorgundu sadece. Bazı zamanlar yataktan da çıkmazdı. Düşer miydi? Düşmeden olur mu? Ben de herkes gibi ara sıra düşerdim. Bazen o kadar sık değil ama. Ne kadar? Ne sıklıkta? Bazenden biraz daha çoktu galiba.
Bir kere de banyoda düşmüştüm. Hatırlıyor musun kızı? Birkaç kez düşmüştü. Bir keresinde banyoda yere düştü. Kafasını lavaboya çarptı. Sonra her yer kan oldu. Bütün kan benim kazağıma bulaştı. Küçükler. Doktorların onu iyi edeceği bir yere götürdüler. Peki, kollarıyla bacakları. Hatırlıyor musun kollarıyla bacaklarını? Nasıl yürüyordu? Tuhaf bir şekilde mi yürüyordu? Eğilerek mi yürüyordu? Nasıl yürüyordu? Evet evet öyle yürüyordum işte. Yani ben de köyde büyüdüm, çiftlikte büyüdüm diye öyle yürüyorum sandım. Elleri peki? Elleri. Düğme iliklerken, dikiş dikerken zorlanır mıydı? Ellerim titrerdi güzel kızım. Böyle şey gibi, üşüyormuşum gibi. Ama üşümezdim de. Ellerim niye öyle titriyor bir türlü anlayamam. Eskiden titreme nöbetleri geçirmiş. Üşürmüş gibi. Şimdi bu durumda iki koltuk için mi yarışıyoruz yani? O görüşmeden hekim olmanın haberi yoktur. Boşuna da tadınızı kaçırmayın. Sen niye bu kadar rahatsın? Doktor bile değilsin ama böyle koltuğum sağlam falan diye mi görüyorsun? Ne yapıyorsun? Kimin kovulacağı belli olmaz. Kesin kovulacak gözüyle baktığımız biri bir anda el üstünde tutulabilir. Hı-hı. Ya da hiç burada olmaması gereken biri o koltuğa oturabilir şekerim. Ne bekliyoruz biz ya? Hayır neyi bekliyoruz yani? Hoca 13'e bekleyin demiş. Beklerken test yapalım bari. En azından bir işe yaramış oluruz. Kadir. Boşuna kürek çekiyorsun. Oturduğun yeri sevmeye çalışacağım. L-Dopa ve bromokriptin başlayın hastaya. Kız Parkinson olmuş. Yürü yürü. Hocam bu 218'deki hasta sizin rahmetli dedenizi görmüş diyorlar. Doğru mudur hocam? Doğru. Muzo doğru. Ben de oradaydım. Sadece dedem görse iyi. Nenen. Dedem yanında neneni de getirmiş. Nenem mi? Şakası yapılır mı Muzo? Böyle bir konunun şakası olur mu? Senin hastanede çalıştığını biliyor herhalde bir şekilde. Nenem de gelmiş. Birazcık kalıp gitmiş ama. Yine de sen bir düşün. İletmek istediğin bir şey varsa annenle bir konuş. Onun belki anasına söyleyeceği bir şey vardır. Ha? Söyle 218'deki hastaya iletir. Yok hocam hiçbir şey istemiyoruz. Kendisinde. Hiç. Aysel hemşire. Hayaletler dolanıyor hastanenin içine. Öyle oturuyorsunuz. Sarımsak marımsak bir şey assanıza. Ben hemen ilgileniyorum. Hocam bende sarımsak vardı ve o çay ocağında. Ne o kastım onu mu? Vallahi bilmiyorum hocam fark eder mi ki? Fark etmez. Hadi fark etmez diyelim. Sarımsak sarımsaktır sonuçta. Evet hocam. Sen alıyorsunuz sarımsaktan tamam mı? Bir diş sağ kulağına bir diş sol kulağının arkasına sürüyorsun. Faydası olur mu ki hocam? Olur tabii. Hayalet mayalet uğramaz yanına Muzo. Azıcık arta kalanla da bana bir cacık yap tamam mı? E tabii ki hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.